sen de mi ya? Ya ben size böyle mi yaptım ya? Ha? Burada, burada hayallerinizden vazgeçmeyin diye sizi cesaretlendiren ben değil miydim? Bizim hayallerimiz dop doluydu abicim. Böyle seninki gibi bomboş değildi. Sinemanın bir hayal perdesi olduğunu söyleyen sen değil miydin? Hem mantıklı bir insanın sinema yapması sana yeterince gerçekçi geliyor mu Deniz? Ve belki de hayata hepimizden farklı baktığı için en mantıklımız odur. Efendim hayatım. Deniz, sana çok güzel bir haberim var. Allah Allah, neymiş bak, merak ettim şimdi. Ya babam az önce odama geldi. Aramızdaki buzlar tamamen eridi. Bak bu çok güzel işte. Ya güzel olan sadece bu değil ki. Aramızda gizli saklı bir şey olsun istemiyorum. Sana tamamen güveniyorum dedi. Of Deniz ya, çok mutluyum. Yani artık küskünlük, dargınlık, hiçbir şey kalmadı. Bir tek Efe ile var tabii. Onu da merak etmeye başladım. Ne yaptı, ne etti o evde? Ya ben bir arayayım diyorum ha. Ne dersin? Birlikte uğrar mıyız? Yok. Ben ona hala biraz kızgınım. Yani aklını başına alıp özür dilemeden onu aramayı düşünmüyorum. Deniz! Hayatım, annem geldi. Ben ararım seni sonra, tamam mı? Ne oluyor yine anne? Asıl sana sormalı bu evdeki çatal bıçaklara ne oluyor diye. Hepsi resmen eksilmiş. Efe yeni ev kuruyor diye ona veriyorsun değil mi? Evet, ihtiyacı vardı, götürdüm. Ayrıca benim evim, götüremez miyim? Yarın notların gelsin. Bu evin, sana yapılan masrafların ne kadarı senin, ne kadarının hakkını geri ödemişsin, o zaman anlayacağız Deniz Bey. Belki o zaman arkadaşlarına değil, kendine yardım etmen gerektiğini anlarsın. Annem, o benim arkadaşım. İki elim kanlı da olsa yardımına koşarım. Lütfen biraz yalnız kalabilir miyim? Sen benim Efe'nin fotoğrafı elinde böyle yas tutacağımı falan sandın değil mi? Ama yok abicim, ben o kızlardan değilim. Ha evet, tamam Su. Yani Efe birkaç saatliğine şehir dışına çıktı ve gördük ne olduğunu. Yani sırf inatsınız siz ikiniz ya. Yani birinizden biri arasanız bu iş hallolacak. Ya abicim, sen bizim ilişkimize niye bu kadar taktın? Ben senin Kerem'le olan ilişkine karışıyor muyum? Ha yani Kerem'le ilişki olduğunu kabul ediyorsunuz. Yani yok mu? Sürekli birbirinizi arıyorsunuz. O gece yemeğe de beraber geldiniz. Ve aynen o gece biz öpüştük. Ha bak ne güzel işte. Hayırlısı olsun. Yani birbirinizden hoşlanıyorsunuz demek ki. Evet ya, Kerem hoş biri. Yani asla Deniz gibi çocuk değil. Güzel şeyler hissettiriyor bana. Ben de ona hissettirebiliyormuşum. Karşılıklı güzel bir ilişki olacak. Efendim, ben geldim. Sohbetinizi bölmeyeyim, siz şunları alın, ben de hemen gideyim. Of Ayşe teyzeciğim, çok güzeldi ya. Sen mi yaptın? Yok. Osman amcandan sevgilerle. Mine çok seviyor diye dedesi bugün gidip almış. Allah Allah. Şimdi siz bunları bir güzel yiyin. Sen de sonra aşağı inersin. Bir güzel teşekkür edersin. Olur mu kızım? Hadi alasın artık. Bakıyorum Osman amca ile arandan su sızmıyor. Allah muhabbetinizi arttırsın. Hey bırak ya. Kim bilir ne çıkarı vardır da onun için sevimli gözükmeye çalışıyor. Ulan yazık be. Yaşlı başlı adam gitmiş almış torunu seviyor diye. Hayret bir şeysin ya. Sucuğum sen onu tanımazsın. O hiçbir çıkarı olmadan kimseye durup dururken günahını vermez. Al ben yemeyeceğim, sen ye. Al, istemiyorum. Kesene bereket Osman'cığım. Malum evde herkesin tadı kaçmıştı. Ama bu tatlı çok iyi geldi. Vallahi bir tane daha olsa yerdim hani. Sen zaten ayvayı yemişsin Haşmet Efendi. Bir ayva daha yesen ne olacak? Bak ben bu ayvaları torunum yesin diye aldırttım. Sen böyle lüp 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 edesin diye aldırmadım ha. Torunum da beğendi Osman Bey, merak etme. Öyle mi? Sen ne dedin ki? Dedim ki deden sen seviyorsun diye almış. Peki o ne dedi? Sevindi tabii. Sonra dedim ki ona birazdan aşağı in de ona bir teşekkür et. Osman amcacığım, kesene bereket. Çok güzeldi. Çok yandım ya, bir su içeceğim. Kızım bir şey yememişsin ki, niye susadın öyle? Ay yedim vallahi Ayşe teyze. Hatta Mine benimkini de sen ye dedi de şiştim yani. Şöyle bırakıyorum Ayşe teyzeciğim. Hadi Allah rahatlık versin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.